Günaydın. Yeni bir günle karşınızda. Buradayım. Yine aynı şekilde pijamalarımlayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Aslında bugün pek yapacak bir şeyimiz yok. Yani belki bugün araba almaya gidebiliriz. Arabayı almaya gidebiliriz. Biliyorsunuz yakın bir dönemde arabayı sattık. Nissan Qashqai vardı bende. Ve sattığımı Instagram story'de hani her şeyi paylaşıyorum diye. O gün çünkü içim bir tık buruktu. Paylaşmak istedim. Herkes şey dedi. İşte bu dönemde arabamı satılır falan. Araba almak için aslında sattık. Yani bir araba arayışındaydık. Ve yeni bir araba almak istiyorduk. Tabii ki öncesinde kendi arabamı sattım. O şekilde işte bugün böyle bayağıdır uzun bir süredir araba arayışındaydık. Ve sanırım ya bugün ya da yarın arabamı almaya gideceğiz. O şekilde. Şimdi kapatıyorum. Kahvaltı falan hazırlayacağım. Kahvaltı hazırladıktan sonra da şöyle bir duşa muşa girerim. Çünkü bakım yapmak istiyorum. Dün gece biraz böyle elime yüzüme bakım yaparken saçlarıma geldi ve buralarım böyle bir yağlandı. O hissiyatı hiç sevmediğimden ötürü. Duşa gireceğiz. Ondan sonra bakım falan yapacağız. Evde takılacağız. Edit yapacağız derken bakalım nasıl bir gün olacak. Şimdilik kapatıyorum. Bunun da şarjı bitiyor ya. İki tane bataryam var. İkisinin de şu an şarjı yok ve bu neden burada tek duruyor? Şöyle bir kaldırayım önce. Daha demin şarj etmiyor diye şey yaptım. Kamerayı şarj taktım ve oldum ki kameram şarj olana kadar kahvaltı yok. Kim yapar bunu? Kim yapar? Sırf vlog entegre edeceğim diye, değil mi? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Omlet yapacağım bir tane. Şeyli. Kavurmalı. Bir de tost yapacağım. Bence kafi. Kavurmayı aslında ben bazlama yaptığım zamanlarda falan çok kullanıyorum. O zaman seviyorum. Şimdi kavurma hemen oluyor. Yumurta da hemen oluyor. Arkadaşlar çok kötü bir seçim. Toplayayım. Şimdi duşa girmedim ya. Aşkım bir dilim mi tost istiyorsun? Üç tane yumurta kıracağım. Sağında. Birer dilim tost. Tamam. Benim de. Onlar birazcık ısınsın. Ben o sıra hemen kaşarları dilimleyeceğim. Zaten sonrasında tostun bir işi kalmıyor. Şipşak yumurtayı yapacağım. Biz burada kahvaltı evlendik hiç çay içmedik. Yani neredeyse 2 aydır. 2 ay neredeyse değil mi? 2 ay geçti hatta evlendi. Açamıyorum. Bokunun bağladığı o kadar belli ki. Kaşarları böyle rendeleyip mi tosta koyarsınız yoksa benim gibi böyle kesip mi? Mesela Volkan ve işte annesi, Muaz anne falan hep rendeliyormuş. Volkan da hep mesela rendelemeye alışmış. Birkaç kere denedi böyle rendele falan filan. Rendeliyorum abi tost desen tost değil. Böyle bir kaşar tadı gelmiyor vesaire. Ondan sonrasında birkaç kere de ben böyle çaktırmadan onu o yokken kendi şeyimle yaptım. Tarzımla keserek. Gayet daha da akışkan daha da şey oluyor. Volkan sana diyor ki rendelemesek akışkan olmayacak böyle büsbütün kalacak. El alakası yok. Rendelediğin zaman nasıl böyle o bazı yerlere geliyor, bazı yerlere gelmiyor falan filan ben sevmiyorum yani kısaca. Ocağımızın altında geçelim. Birazcık ezdim. Roka falan koyacağım. Roka falan seviyor Volkan kahvaltıda da.
normal yaşantım olur. Bir tane domates dilimleyeyim. Şunu atsana. Sen böyle kaçıyorsun da. Video entegre olmayacak herhalde. Niye? Kapıdan şöyle bakıyorsun da kamera çıktı diye. Hadi masanın kendini kaçır. Volkan gezen tavuk yumurtası aldığını iddia ediyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Öyle mi sizce de? Bir tanesinin içerisinde çok sarı çıkıyorsa bir tanesinden çok beyaz çıkıyor bu yumurtalarında. Şey yapamıyorum yani. Güvenemiyorum. Kaya tuzu mu? Bu diyor. Deniz tuzu. Deniz tuzu kullanıyor. Şimdi... Herkesin kendi tabağını hazırlayacağım. Pişini çekiyorum artık. Bayağı da erimiş. Şunun bir tık altını açacağım. Üstüne de şu... Değecek mi bakalım? Değme, tamam. Bundan koyuyorum ki üstü bir tık pişsin. Bir de ne yapacaktım? Rokayı limon sıkıyorum ben arkadaşlar. Mesela siz seviyor musunuz bilmiyorum ama bence bayağı iyi oluyor. Bunun altını artık kapatıyorum çünkü beyaz kısmı tamamen pişti. O kısmının böyle ıslak olması hoşuma gitmiyor. Gitmiyor. Üst tarafındaki sarılar da tam böyle patlatmalık. Şu domatesten birazcık koyalım. Biraz da şu geçen gün Volkan'ın zeytinlerini suya koymuştum. Onların suyu falan durması lazım. Şişmişmiş. Onlardan koyacağım. Yumurtalarımız hazır. Tostumuz da hazır. Ben tostun yanında çok seviyorum turşu yemeği. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yüzden yine birkaç tane turşu buraya koyacağım. Arkadaşlar şu an bunu göstereceğim. Bakar mısınız? Ne güzel erimiş. Değil mi? Ve evet kahvaltımız hazır. Burada şeyler. Volkan ikisi. Ne? Seni çekmeyeyim mi? Çekme. Çekme. Yiyip. Kendim mi? Video var şimdi. Kat yaptım onları da göster. Evet göstereyim. Volkan. Allah'ım evlendik evlenelim. Volkan bugün ilk defa böyle bir kat yaptı. Ben böyle izliyorum hani. Allah'ım ne kadar güzel katlıyor falan. Sohbet ediyorum. Çok evet sohbet ediyor ve çok güzel katlıyor. Allah'ım neden çok güzel katlıyorsun bunu bir hemen söyleyelim. Mağazacılık geçmişim olduğu için. Evet. Önce saçlarını yerim. Tamam. Ben en çok Volkan'ın böyle doğal ellerimi soktuğum saçlarını seviyorum. Ben saçlarımın oynanmasını seviyorum. Evet. Böyle. Şimdi Volkan dışarı çıkacak arkadaşlar. Arkadaşıyla buluşacak. Benim çünkü evde yapmam gereken işlerim ve işte projelerim var. Benim işim arasında ama dışarıda işim olduğu için. Benim evde projelerim var işte birkaç yapmam gereken onları yetiştireceğim. Volkan evdeyken ben yapamıyorum. Dikkatimi dağıtıyor bu çocuk. Ben de çıksam Fatma karınca gibi oluyor. Evet işlerin hepsi bitiyor ama Volkan evdeyken ben hiçbir şey yapamıyorum. Benim dikkatim dağılıyor. Bakın burada kim var? Kız. Kız sen var ya. Tertemiz. Sadece şuraya giremiyor. Bu halıdan dolayı çok fazla topluyordu. Şuraya giremiyor. O biraz kötü. Oraya önce böyle kendi elimle falan temizliyorum. Ama onun dışında her yer mis. Patiklerim biraz böyle şey durabilir ama çok güzel ısıtıyor. Ne yapayım? Bunun mesela yeni geldi bu halımız. Ve gerçekten inanılmaz toz çıkıyor yeni olduğu için. Ama olsun Katya var ya. Katya olmasa ne yapardım bilemiyorum. Bı! Devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Bakın ben o kadar hızlı yapıyorsun ki saçlarını. Evet, çok hızlı çünkü. Yap şey yapana kadar. Şey diyeceğim sana. Şu tencereye falan koy istersen giderken ne olur? Tamam. Malzemenin tenceresi vardı. Bana şey neydi bu? Biber dolması sarıp getirmişti. Onu bir koyalım. Volkan götürsün.
bir süredir bunları kullanıyordum. Şimdi bunları hemen alıp duşa giriyorum. Evet, şimdi arkadaşlar duştan çıktım ve sizlerle böyle hazır volkan da yok, aheste aheste bakımlar yapmak istiyorum. Sizlerle bu son zamanlarda yaptığım şeyleri paylaşacağım. Bu hem saç olacak, hem vücut olacak, hem de cilt bakımı olacak. Ama böyle çok aşırı detaylı olmayacak. Böyle tamamıyla bir cilt bakım videosu değil. Sadece böyle birlikte biraz bakımlanalım istiyorum. Önce duşta ne kullandım saçlarımda onu göstereceğim. Dove'un bu nemlendirici bakım sırları serisinden. Bu insan cevizi yağı ve zerdeçal olan şöyle otofokuslarsa şampuanlı kullandım. Bunu ben dediğim gibi baya baya bir kullandım. Sonrasında böyle bir hani artık saçlarda farklılığa geçersiniz ya, farklı bir şeye geçmiştim. Bu arada tekrar geri döndüm. Çünkü saçlar gerçekten inanılmaz besliyor. İçindeki yağlar işte insan cevizi yağı zaten hem cilde hem saça çok iyi gelen bir şey. O yüzden buna geçtim dediğim gibi. Bunu bir güzel saçımı iyice böyle köpürte köpürte yıkıyorum. Ben bu arada köpürmeyen şampuan kullanamıyorum sanırım. Öyle bir şeyim var. Köpürmediği zaman temizlenemiyormuş gibi geliyor bana. Zayıf yıpranmış saçları dipten ucu onarmaya yardımcı olan bir şampuan. Sonrasında duşta bu Dove'un güçlendirici bakım kremini kullanıyorum. İçinde zerdeçal ve hindistan cevizi yağı var aynı şekilde bunun da. Bu arada benim şöyle bir şeyim var. Hani bir ürün, mesela bir şampuan kullanıyorsam aynı şampuanın saç kremini falan da kullanmak zorundaymışım izlerim. Sanki ikisi böyle bir olup tam daha fazla böyle bir güç veriyor gibi. Bunu duşta kullanıyorum. İşte saçlarımın şampuanını yıkadım güzelce. Sonrasında işte vücudumu keselerken falan, hani bu biraz zaten bir bekleme süresi oluyor ya. O sırada saçıma bu saç bakım kremini sürüyorum. 1 ile 3 dakika arası beklemesi yeterli oluyor zaten. O sıra vücudunuzu keselerken bu saçınızı bekliyor. İyice bakımını yapıyor, emiliyor ve saçlar zaten o sıra yumuşacık oluyor. Böyle yıkarken elinizden kayıyor. Sonrasında bunu işte uyguluyorum. Şu saçımı da bir yerine açayım. Bunu uyguluyorum. Yani duş öncesi uygulanan bir saç kremi bu. Ama şöyle söyleyeyim, hani bunu duşta uyguladım ve ondan sonrasında işte duştan sonra bir daha bir şey uygulama ihtiyacı falan yaşamıyorum ben. Şimdi mesela saçlarımı tarayalım isterseniz. Baksanıza bak, tarağı koyuyorum ve direkt kayıyor. Ve asla saçıcı sprey falan kullanmıyorum. Yani normalde eğer böyle bir ürün kullanmazsanız kullanmanızı öneririm. Çünkü öbür türlü saçlar çok kırılıyor ve çok fazla kopmalar meydana geliyor. Ama ben mesela bak, şu uçtan ilk önce giriyorum. Uçları açtıktan sonra biraz yukarı. Ondan sonra dipten tarıyorum. Bu kadar. Bu arada benim saçlarım şu an, beni yeni takip edenler ya da kanalıma yeni girenler için aslında evet, şu an kendi rengim ama öncesinde saçlarımda ombre vardı ve ombrelerim şuralarda falan, yani şuradan sonrasında hala aslında saçın içten bir gelen bir ombre etkisi var. Çünkü onu yok edemiyorsunuz kesmediğiniz sürece. Üstünde sadece bu tarz cilalarla kapatıyorsunuz. O yüzden benim böyle işte uçlara yönelik kuruyordu, işte böyle çatır çatır ediyordu, kopuyordu, bakımsızlaşıyordu. O yüzden bu tarzda daha nemlendirme özelliği olan bir şampuan ve bakım kremine geçtim. Sizde eğer öyle bir şey varsa mutlaka geçin. Kaldı ki kışın dediğim gibi hiç işlem olmasa bile gerekli. Bu ürünü böyle kullanmayı bıraktığım zaman saçlarım gerçekten çok fazla yıprandığını fark ettim. Ve o yüzden hemen de geri döndüm. Bu arada beni bilen bilir. Bir ikiliye takarım ya da bir 2-3 combo yaparım. Onları kullanırım. Böyle inanılmaz fazla saç ürünü kullanmayı çok sevmiyorum. Ve o zaman saçı yorduğunuzu düşünüyorum. İlk 1-2 üründe genelde saç rutinimi bitiririm. Ben böyle seviyorum ya. Yani uğraştırmıyor lan. Şimdi cilt bakım yönlerine geçeceğim. Şöyle biraz yakınlaşayım. Görebiliyorsunuzdur. Şurada tam şu kaşımın şurasıyla ne alaka? Bir de buramda sivilcem var. Şu andaki geçtim. Bir tane ürün kullanmıştım denemek amaçlı. O da işte her zaten ürünü cildimi kullanamıyorum. Sivilceye meyilli olduğu için. Herhalde çok agresif bir üründü. Cildime iyi gelmedi kısaca. Ben de 1-2 haftadır böyle, yok 2-3 haftadır hatta bu Pures'in solution'larını kullanıyorum. Bunlar gerçekten çok iyi. Hangi markaya muadildi bunlar ya? Ordinary miydi? Neydi marka? Şuraya bir yere yazarım. Onların muadil ama çok çok daha uygun fiyatlıları. Mesela bu, tam hatta okuyayım. Büyümüş gözlerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan cilt tonu eşitsizliklerini dengeler. Bu da diğer ürünümüz. Şöyle göstereyim. Bu da cilt tonu eşitsizliklerini gidermesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda daha canlı, parlak bir görünüm sağlar diyor. Bunların kokusunu pek sevmiyorum açıkçası. Çünkü gül tarzı bir şey kokuyor. Ben gül kokusunu sevemiyorum. Volkan hiç sevmiyor. Bunları sürdüğüm zaman kokuyorsun, yine bir şey mi sürdün yüzüne falan diyor. Bunları böyle yüzüme bırakıyorum. Özellikle duştan sonra mesela kurumuş cinerali uygulamayı çok seviyorum. Çünkü yumuşacık yapıyor ve yağlandırmıyor. Ben bunu özellikle gece kullanıyorum. Gece mutlaka kullanıyorum.
elime geçtiğinden beri ve gerçekten faydasını gördüm. Çok da çekinerek başladım ürünlere çünkü korkuyordum hani acaba yine mi sivilce yapar, şöyle mi böyle mi? Beni sivilce meyilli ciltler çok iyi anlar şu an. Diğerini kullanıyorum. Bu işte gözenek görünümü. Bunu mesela özellikle sivilcelerimin olduğu yere çok minik pıt halini bırakıyorum. Oraya böyle daha yoğun uyguluyorum. Şuralarıma da şöyle bir almana bırakayım. Gerçekten kurutuyor. Bak yemin ederim ürünün böyle bir vaadi yok okuduğum kadarıyla ama cildimdeki sivilceleri kurutuyor. Mesela şu iltihaplıydı ve bayağı böyle dışa doğru çıkıktı. Çok tuhaf bir şekilde kuruttu. Bir gecede hem de gece sürüyorum. Sabah uyandığında yok. Böyle kurumuş oluyor bu taraf gerçekten. O yüzden çok sevdim. Mesela şuramı da uyguluyorum. Şöyle alnına. Bunları sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun böyle bir toniği var. Onu sadece gece kullanabiliyorsunuz. O yüzden onu şimdi kullanmayacağım. Sıra geliyor diş fırçalamaya. Dişlerim için belki 2 yıldır olabilir mi? 1,5-2 yıldır falan bu Oral-B'nin Brown serisi mi deniyor? Bu ne bu? Hangi seri ya? Hiç bilmiyorum bunları da. Bu seriyi kullanıyorum işte şunu. Ablam almıştı bunu kendiyle bize. Bir de bu yanlış bilmiyorsam evet Rossmann'ların şöyle bir diş macunu. Bu bir PR gelmişti. Büyük diye bunu açtım. Ama bundan memnunum yani gayet güzel. Benim normalde kendi dişçimin bana önerdiği de bir diş macunum var. Instagram'da özellikle paylaşıyorum, bayağı iyi o. Beyazlatmaya yönelik bir şeyler arıyorsanız onu bulabilir miyim bilmiyorum. Onu da şuraya bir yere yazarım. Hatta eğer gösterdiğim ürünlerin böyle toplu bir linkini de bırakabilirim aşağı isteyenler olursa. Bunu da çok severek kullanıyorum. Şimdi hemen bir fırçalayayım geleyim çünkü çok ses çıkartıyor. Evet benim şu an bu şekilde çok daha kısa bir bakım rutinim var. Aa, bir de size şeyi göstereceğim. Dur o içeride kaldı. Hemen geliyorum. Şöyle bir geçenlerde Trendyol'un bir indirimi oldu ya. Orada bu çok övülen atkılı fırçasını aldım. Bacaklara masaj yaparak, yok masaj yaparak değil, bacak yukarı doğru kullanıyorsunuz. İşte benim fırçaladığım bir şey oldu, kamaştı. Bunu bu şekilde asla kuru fırçalama diye geçiyor. İşte mesela şöyle cildime göstereyim koluma. Bu şekilde yukarı doğru tarıyorsun. Batıkları, işte kıl dönmeleri miydi? Tam emin değilim. Kıl dönmeleri sanki. İşte o pürüzlü görüntüyü, ondan sonrası ölü deriyi vesaire hep alıyor ve selülit görünümünü azalttığı söyleniyor. Yorumları da bayağı olumluydu. Hazır indirime girmişken ben bunu aldım. Bunu asla nemlendirici, mesela konuza nemlendirici sürdünüz, böyle yapmayın. Bunu asla önermiyorlar. Ve işte yıkamanızı önermiyorlar. Nemli bir benzle silin ve işte kurumasını bekleyin diyorlar. Ben daha demin bacaklarıma yaptım hatta. Kollarıma da şöyle yapayım sizin yanınızda. Şu şekilde. Yukarı doğru şuradan şöyle aslında yapacaksın. Ondan sonrasında da vücuduma bir nemlendirici kullanıyorum. Bacaklarımda bunu yeni kullandım. Shimmer Body Butter diye geçiyor bu markanın. Bunu ilk defa kullandım. İçinde şey varmış. Böyle sim gibi. O hoşuma gitmedi pek. Bacaklarımı kullandım ama pek belli olmuyor mu? Abi bak elime sürdüm. Elim direkt sim oldu. Neyse elim direkt sim oldu. O yüzden bunu kollarıma falan uygulamayacağım. Bacaklarımı falan ancak uygularım ya da yazın falan güzel olur. Öyle ben şimdi üstümü değiştiriyorum ve tekrar geri geliyorum. Evet, hemen üstümü değiştirip geldim. Normalde bir de bu bakıma ek olarak yeni başladığım, yine dün aldım. Arifoğlu'nun bu kaş ve kirpik serumunu kullanıyordum. Ama dediğim gibi o da gece kullanılıyor. Gündüz asla kullanmayın çünkü de organik bir yağ olduğu için lekelenme yapabilir dediler. %100 doğalmış sanırsam. O şekilde şimdi burada işimiz bitti. Biraz edit yapmam lazım. O yüzden sizi içeri götüreceğim. İçeride biraz edit yapacağız. Sonrasında belki kendime kahve falan yaparım. Bugün evdeyim. İşlerimi halledeceğim. Bazı çekmem gereken storyler var. Onları falan halledeceğim. Hatta onu da şimdi birazdan halledelim. Free yani. Dediğim gibi. İçeri gidiyoruz şimdi. Sabah hanımefendinin işi yarıda kaldı. Bir nedense şarj istasyonuna gitmek istedi. O yüzden o şimdi evi biraz süpürsün. Ben kendime kahve yapacağım. Ay şu kupamın güzelliği, bu bir PR gönderisiydi. Nereden alındı hiçbir fikrim yok. Soracaklar için gerçekten yani hiçbir şekilde yazmıyor. O yüzden paylaşamayacağım. Bir de bugün şu tırnaklarımı artık bir adım edelim. evde temizlik yaptıkça hiçbir şekilde dayanmıyor. Çok kötü haldeler. Onların için laf yiyeceğimi biliyorum ama ne yapayım.
Şimdi şu latte'den yapacağım kendime. Koyayım. Kettle'da şipşak kaynattım suyu. Hemen hoppa. Bu da bunun kaşığı. Şuraya şöyle koyabiliyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Bu şekerli mi acaba? Bir bakayım tadına. Ona göre şeker koyacağım. Şekerli. Aynen. Ama bir tane koyalım. Çok azıcık. Bir tane. Şöyle. Bu da yarısı kırılmış. Bir de yanına şu çikolatadan alacağım. Ama ben Türk kahvesi yapıyorum genel olarak çok fazla. Yani eve taşındığı Nescafe bir iki kere yaptım. Bir de bunu ilk defa yapıyorum. Ama bugünün de şeyi bu olsun. Yes. Edit'e devam. Evet arkadaşlar, şu an editi bugünlük bitirdim. Bugün başka yapacak bir şeyimiz yok. Volkan'la konuştum daha demin. Yoldaymış. O gelecek. Volkan gelecek. Sonrasında böyle bir yemek falan hazırlarız. Çünkü ben bugün edit yaptığım günlerde ben kapalıyım. O yüzden dediğim gibi. Şunu şöyle şuraya koyabilir miyim? Düşer müşer diye aşırı korkuyorum ya. Bugünlük kapatıyorum. Ve yarın devam edeceğim vloga. Farklı bir ben, makyajlı olacağım yüksek ihtimal çünkü bugün gerçekten tam anlamıyla bir ev modu. İşte böyle bakım yaptık, biz de kahvaltı hazırladık falan filan. Ev vloglarını çekmek bu arada istiyorum. Ev turuyla da ilgili söyleyeyim şöyle. Ev turunu hala da yapmamın sebebi evde eksikler var ve tam anlamıyla göstermek istiyorum. O yüzden bana lütfen kızmayın. O yüzden şimdilik kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Arkadaşlar pardon, onluk konumda size bir günaydın demek istedim. İnşallah rüzgar sesi gelmiyordur. Benim göz bebeğim. İlk böyle göz ağrım kırmızı kızımı sattık. Neden sattınız diye çok sorulmuştu Instagram'dan. O yüzden sizler de sorabilirsiniz diye kısaca bir anlatmak istiyorum. Birincisi arabayı ne kadar 1 yıl oldu değil mi? Bir yılı geçti kullanalı. Zaten aracı şey için, yani ilk araç her zaman öyledir diye düşünüyorum. Bence öyle. Biraz daha böyle hani bir şey olacaksa acemiliğini atacağım, bir şey olacaksa çok fazla üzülmeyeceğin tarzda bir araba seçiyoruz bence biz kızlar. Yani ben çünkü yine kötü bir araba değildi bu arada. Nissan'ın Qashqai modeliydi. Çok da seviyordum. Özellikle panoramik cam tavanı falan aşırı hoşuma gidiyordu. Ve ben ehliyetimi Jeep'te aldığım için Jeep olmasını ayrıyetten istedim. Çünkü Jeep'leri çok seviyordum. Neyse şeyim değişti, fikrim değişti. İşte bu sefer de demeye başladım ben daha seri, daha hızlı, işte daha
böyle artık spor bir araba istiyorum dedim. Çünkü biraz araba beni yormaya başlamıştı. Böyle çok artık istediğim randımanı hızlı bir şekilde alamıyordum. Biraz da dediğim gibi zaten yaşı vardı arabanın. Ve araba arayışına girdi Volkan'la. Özellikle Volkan girdi. Üç farklı marka vardı aklımızda. Birisi, sen söyle hadi. Birisi Mercedes'ti en başta. Evet. Şurası da Volvo'ydu ama Volvo... Hayır be, şu BMW'ydi, ne Volvo'su? Ha pardon, BMW'ydi doğru. Ama Volvo'yu da bir araba. Evet, Volvo'yu ben zaten beğeniyorum da Volvo'yu şey yapmadık yani. Düşünmedik pek. Çünkü ben Volvo'nun sportif şeylerini pek beğenmiyorum. Jeep'lerini beğeniyorum. Neyse. Ay şu an çok komiyim ya. Kafamdakiyle. BMW, Mercedes ve Audi bakıyorduk. Benim tabii ki ilk önceliğim Mercedes. Çünkü Mercedes benim hayalim. Yani çok beğeniyorum Mercedes'in her türlü modelini. A180 bakacaktık. Baktık da bayağı bir. Ama A180'lerde temiz hiç yok. İkinci ellerde. Sıfırlarını da getirmiyorlar arkadaşlar neredeyse. Yani biz kaç kere Mercedes bayisine gittik. Ancak işte Aralık, Ocak, belki Şubat'a aksar falan denildi. Bizim o kadar süre arabası kalamayacağımız ve biraz da böyle sanki bu işin hani biraz da dolarların yükselmesini bekliyorlarmış gibi geliyordu bize. Çünkü araç yok deniliyor ama bayi araba da kaynıyor. Bu arada zamanında babam BMW 320 kullanıyordu. O yüzden biraz da sanki o sebeple hevesimi almış gibiyim. İçi böyle çok aşina olduğum tarzı olduğu için beni çok heyecanlandırmıyor. Önceden böyle deneyimlemediğim tarzda bir araba istiyordum. Sonra Audi kaldı ve Audi'de normalde A3 bakıyorduk. İkisi farklı. Biliyorsunuz başta ne dedim? Şey istemiyordum dedim. Jeep istemiyordum artık dedim. Yine döndük, dolaştık. Yine arkadaşlar döndük, dolaştık. Çok sürpriz bir şekilde Audi Q2'ye karar verdik. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi birkaç gündür işlemleri yapıyoruz. Bugün artık satın alacağız. Ya daha doğrusu arabayı alacağız. Ve ruhsatımız vesaire her şeyimiz, plakamız falan çıkmıştı. İşte dediğim gibi bugün aracı alacağız. Sonrasında da bir toplantımız var. Oraya geçeceğiz. Öyle bir gün işte. Kapatıyorum şimdilik. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik bayiye. Audi kısmına geçiyoruz. Heyecan dorukta. Arabayı hiç görmedik bu arada. Yani şöyle farklı bir rengini gördük ama tabii ki beyazını görmek daha böyle bir şey oluyor. O gün baktık ama yoktu. Şimdi gerekli diğer işlemleri bitirip aracımızı alacağız. Çok heyecanlandım. Bu grizdi. Ya grizdi de güzel tabii ama kalmamıştı. O yüzden biz de beyazını tercih ettik. Kliko, Vision anahtarı. İlk yardım çantası hepsi burada. Tamam. Hı-hı. Bagaj elektrikli anahtarları istersen teslim edelim. Kumandaya basarak da kapatabiliriz. Start stop'lu değil mi araç? Evet. Anahtar değil mi? Anahtar şunun için var. O burada pil biterse kullanabilmeniz için. Şimdi kapılar kilitliydi. Evet. Şuradan kilitleyelim. Anahtar yanımızda, dokunduk. Kapı otomatik kendiliğinden açılıyor. Anahtarsız giriş. Çalıştırma da olacak ayrıca. Evet arkadaşlar araçla ilgili bazı bilgileri alıyoruz şu an. Ben de size bir şey göstereceğim. Benim en sevdiğim şuraları şöyle sökmek. Gerçekten böyle ne denir buna? ASMR mı deniyor? Bu tarz bir şey yapmak hoşuma gidiyor. Ben böyle buraların da belki kapalı olabileceğini düşünmüştüm ama buralar sanırım şey bizim için söküldü. Gayet güzel. Çok beğendim. Üst tarafta bu sefer sunroofumuz da var araçta. Bir önceki araçta sadece panoramik cam tavan vardı Qashqai'de. Bunda sunroof da var mesela. Ben babam da bahsettiğim gibi hani BMW BMW 320 varken bizim en sevdiğim şeylerden birisi uzun yolda ya da işte böyle E5 gibi değil ya daha çok otoban gibi böyle daha sakin olan saatlerde üst taraftan çıkıp böyle bağıra bağıra şarkı söylemekte ablamlarla. O yüzden tekrar bir sunrooflu araba hoşuma gitmiyor değil yani. (Gülüyor)
Şimdi bu arada şu eleştiriyi söyleyecekler için hemen tekrarlayayım. Arabayı sen aldın ama Volkan kullanıyor diye. Arkadaşlar yeni ve sıfır bir araba olduğu için ben bir tık böyle bir şey olurum. İlk önce Volkan kullan, sen bir şey yapalım çünkü araba huyunu şeyini bilemiyoruz. Hatta bugün normalde iki araba gelecektik. Volkan sen işte bunu kullanırsın, ben diğerini kullanırım dedi. Ben dedim ki yok ya, tek araba gidelim şimdi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın. O yüzden o yüzden şimdilik Volkan kullanıyor. Ben de inşallah hemen gün içinde kullanacağım. İzin kötü tarafı da hemen yağmur yağıyor arkadaşlar. Böyle yağmur ya, yağmasın. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla emek, çok fazla çalışmak, işte çok fazla azim ve hırslanmak var bu işin içinde. İşte sen daha şu işte 19-20 yaşındayken araba aldın, şimdi işte daha lüks bir araç aldın tarzında konuşulacağını da biliyorum. Hatta en yakın örneklerim arkadaşlarımdan Dilara Aydın, biliyorsunuz yakın bir zamanda o da araba aldı. Hazel araba aldı. Onlarla da ilgili YouTube kanallarında videolar çekildi ya da işte ne bileyim Instagram'dan çok fazla linç yenildi. Bilmiyorum neden biz kadınlar bir şey aldığımız zaman bu kadar gözünüze batıyor ya da neden bu kadar destek görmeyip daha çok köstek olunuyor, onu bilmiyorum. Biraz da üzülüyorum, hatta şunu da çıkarayım. Biraz da üzülüyorum açıkçası bu durum için. Ben bir hemcinsim, araba aldığı zaman inanın çok mutlu oluyorum. Özellikle mesela Hazel ve Dilara'da gördüğümde de çok böyle hoşuma gitmişti, tebrik etmiştim onları da. Daha doğrusu Hazel ettim sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam Dilara'yı tam edecekken bu linç olayları patladı diye kıza yazamadım. Mutluyum. Ve sizlerin de buna şahit olduğunuz için yine mutluyum. Çünkü her şeyime birlikte yapıyoruz. Her şeyime şahit oluyorsunuz. Şimdi dediğim gibi şeye gidiyoruz. Toplantı. Toplantı var aynen. Neredeydi? Beşiktaş'ta. Oraya gideceğiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. İlk aracımı da tek başıma kendim almıştım. Asla birileri kimseden yardım almadım. Bu Volkan ya da babam ya da hiç ya x bir kişi dahil kimseden hiçbir şeye almayarak şey yapmıştım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk aracı kredisiz aldık değil mi? Öyle oldu. Şimdi ikinci aracımız da şükürler olsun çalıştık, biriktirdik, kazandık ve birlikte aldık. O yüzden mutluyuz yani. Sanki böyle bir yani gururlanır ya insan çocuğu bir şey başardığı zaman, kendi kendime gururlanıyorum. Öyle hepinizi şimdilik öpüyorum, kapatıyorum. İyi dilekleriniz için de şimdiden çok teşekkür ederim. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi arkadaşlar videoyu kepetmek için geldik. Ben böyle bir makyajımı falan çıkarttım böyle. Dedim ki evde güzel güzel kapatalım videomuzu. Çünkü toplantıdan sonra hemen böyle biraz eve geçtik. Üşümüştük falan filan derken kısaca oralara girmiyorum. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bence aşırı dolu dolu bir video oldu. O videonun içinde kahvaltı yaptık. Ondan sonrasında evet, ufak tefek şakalar. Komiklikler. Ondan sonrasında cilt bakımı, saç bakımı, vücut bakımı, edit, yaptığım kahve, şu bu, her şey var. Yok yok. Ve tabii ki yeni arabamızı da sizlerle paylaştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada Volkan'ı da tripod olarak kullanıyorum. Kolum ağrıdı. Bitir artık. Sen de söyle, sen de. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka ve mutlaka beğenmeyin. Çok büyük emekler var videoda. YouTube kanalına dolu dolu hala abone olmayan insanlar varsa ve bu videoyla izleyen varsa. Herkes kendi peşinde bu kanalda ya. Herkes kendi. Ben hayatım, video beğenmesi diyorum. Sen kanalıma abone olun. Senin kanalın için konuşuyorum. Hala kanala abone olmayan varsa lütfen abone butonuna basmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki videolarda ve güzel videolarda görüşmek üzere diyoruz. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve Volkan kanalına da abone olursanız çok seviniriz. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın.